Allah'ın gönüllüleri, kıymetli komşularımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklarımız. Öncelikle hepinize davetimize gösterdiğiniz ilgiden ve gelmenizden dolayı teşekkür ediyorum. Beni tanıyorsunuz ama ben önce size Engin Gözden'i tanıtmak istiyorum. Engin Gözden, Erzalan'dan rahmetli Halil Gözden'in, Ali Gözden'in oğlu. Kepez Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'nin müdür yardımcısı. Biz aslında bu organizasyonu orada düşünüyorduk. Okulda bu işe müsait, orada her şey yapılıyor, her çocuklar için iyi oluyor şeklinde. Ancak okullar henüz hazır olmadığı için hala oraya gidemedik. Burası i̇nşallah sonuçta inşallah evet, artık bir daha git toplantıda konuşuruz. Evet, evet. Burası da sonuçta Terzalanların yeri. Buranın da patronu Turgut Yaman. Mustafa Yaman'ın oğlu Terzalan'dan. Buranın patronu o. İşletme müdürü de Zihni Kurt'un oğlu Taner Kurt. Sonuçta burası da bizim. Bizim sayımız. Şimdi 2014 yılında ilk defa mesajlaşmışız ve toplantımızı gerçekleştirmişiz. O günkü toplantıya katılan yaklaşık 110'un üzerindeymiş. 118 kişiymiş benim kayıtlarımda. Yine kayıtlarımı incelediğimde o günden bugüne bende kayıtlı olan 10 kişi vefaten aramızdan ayrılmış. Aramızdan ayrılanlara Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Kalanlara başsağlığı diliyoruz tekrar. Dediğim gibi bundan sonraki toplantıyı ne zaman, nerede yaparız ve kimlerle yaparız onu bilemiyoruz. Çünkü yarından da çok emin değiliz. O nedenle bu tip toplantılara ben önem veriyorum. Ve anı yaşamakta fayda var. Fırsatlara değerlendirip bir araya gelmekte fayda var. Çünkü ne zaman nerede karşılaşacağımız da belli değil. Mesela İsmail Tuncel, rahmetli Aşı Mustafa'nın oğlu, yıllardır köyün dışındaydı, dışarılardaydı. İlk defa bizim aramıza katıldı. İsmail Tuncel emekli teknik öğretmen. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. İlk gösterip geldiği için tekrar hoş geldin. Ve teşekkür ediyorum. Yani göster ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Yani söylemeye çalıştığım şu. Yazışmak, laf atmak, konuşmak hoş ama böyle şeylere de katılmak lazım. Çünkü bu da bir emek ve ne zaman dediğim gibi karşılaşacağız, kimin ne olacağı belli değil. O yüzden fırsatları değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben sözü daha fazla uzatmadan bir de bilgi vereyim. Gecikmenin sebebi aslında bizden kaynaklı. Bize onlar uyardılar, dediler ki herkes hazır olsun, soğumasın servis, öyle başlatalım dediler. Biz de tamam dedik. İşte başladılar yavaş yavaş, servis şimdi açılacak. Gelecek arkadaşlarımız da var, önemli değil, onlar da alırlar, servislerine gelirler. O nedenle bu gecikmeden dolayı da özür diliyorum. İki laf etmek isterse Engin Hocam, buyurun size bir hoş geldiniz demek isterler. Evet, öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Necmi abinin de dediği gibi güzel bir organizasyon. Devamını sağlamak da hepimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyleri hani bir noktada bırakmak değil, nesilden nesile aktarabilmek de önemli. O anlamda bundan sonraki süreçle ilgili de yine grubumuz vasıtasıyla, görüşmeler vasıtasıyla çalışmalar devam eder. Bu güzel buluşmaların devamını hep birlikte sağlarız diye düşünüyorum. Allah cümlemizi uzun ömürler versin. Amin, sağlıklı seyahat. Böyle gidip gelen. Evet. En güzel bu. Hayri ablam en güzel haliyle çek. Sadece sırayı çek. Yaptın mı kahvaltı?
Biliyorum, haberim var. Zaten onlara katılacaklar.